Esra. Efendim sana canım. Bir şey söyleyeceğim. Evet dinliyorum. Sen dün biraz duygusal anlar yaşadın. Evet, kayınvalideme falan kırılmışsın, alınmışsın ya. Evet. Sen onlarla ilgileneceğine kadar, ona gelene kadar önce bir kayınvalidenle ilgilensene canım. Ne gibi? Kayınvalidenin ne yaptığını sen biliyor musun? Ne yapmış olabilir? Bizim kayınvalidelerimiz acıkmış. Dışarıdan lahmacun söylemişler. Kayınvaliden de ben yemem demiş. Aa. Sonra bunlar kendilerine göre lahmacun söylemişler. Adam başı ikişer tane lahmacun söylemişler. 6 tane. Tamam. Sonra lahmacunlar gelmiş ve ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Melek teyze 3 tane lahmacun yemiş. Aa. Haberin var mı bundan? Ve parasını da ödememiş. Yani. Dün bunu da Şahiste teyze söyledi zaten. Hatta görüntüleri de varmış, yönetmenimize vermişler. Yönetmenim, gösterebilir misiniz Esra'ya olanları? Kalite kalite diyorsunuz da, Melek Hanım düne bir gelelim. Gelelim. Bence dün de. Çekimlerimiz bittikten sonra acıktık değil mi? Hepimiz acıktık. Ne dedik? Birer lahmacun, bir lahmacun söyleyelim dedik değil mi? Evet. İkişer tane işte söyledik. Siz dediniz ki nakit param yok. Evet yok. Ödemeye gelince paradan bahsediyorsunuz ya paradan. Evet. Kredi kartımın manyetiği bozuk dediniz. Kaliteden bahsediyorsunuz. Ondan sonra bir güzel maşallah siz 3 tane lahmacun getirdiniz. Afiyet şeker bal olsun da. Hani bu paradan bahsediyoruz, onları da bize yüklediniz, onun parasını da biz ödedik. Ben gösterişi severim diyorsunuz, ben bilmem neyi severim diyorsunuz. Ha bir güzel yiyorsunuz, götürüyorsun lop lop. Rejimde değilim, tabii ki yiyeceğim. Kardeşim siz anlamıyor musunuz? Evet. Diyeti miyeti yok evet. Bunun. Para vermediğiniz için... Ben sizi ısmarlayacağım demediniz mi? Siz yeni geldiniz ısmarlayacağım demediniz mi? Siz kim oluyorsunuz ki ne daha demek? Yeni gelmişsiniz arkadaşım, ben hoş geldin, yabancılık çekme, gel yanımıza. Gel buyur lahmacun söyle demediniz mi? O zaman arkamdan konuşmayın lütfen. Yüzüme söyleyin. Ben arkamdan mı konuştum evet, şu an? Evet, arkamdan. Öyle demişsiniz. 3 tane lahmacun yedi Melek Hanım demişsiniz. Ateşim yok hayatım, ateşim yok. Arkadaşlar bir söz vardır. İnsanın zengin olduğu böyle belli olur. Resmen kız sizdeki paranın kaynağı belli oldu. Oradan 3, oradan 5 paraları cepte tutuyorsunuz. Helal olsun. Tuğbacığım, Tuğbacığım şimdi şöyle bir saniye Melikeciğim. Tamam. Bir kere kayınvalidem ve beni karşılaştıramazsınız. İkincisi biz ayrı karakterleriz. Nasıl evet, ayrı? Kayınvalidem biraz pintidir. Evet hissettim. Dışarıda hesap ödemez. Yani ödemek istemez çok fazla. Evet fark dışarıda ettim. Dışarıda yemek bile yemez. Ama geleni yer. Onun için lüks olur. Yani ama beleşi yer. Sevmez. Yani çok şaşırdım. Böyle bir şey yapmasına çok sinirlendim. Nasıl böyle bir şey yapabiliyor anlamadım. Şu an çıldırmak üzereyim. Güldüğüme bakmayın. Kızlar hani hiç sıkıntı değil. Lahmacun parasını ödeyebilirim. Annem adına gerçekten çok özür dilerim. Hayatım, anne harcayı bu kadar utanacak yani olabilir. Ya tabii ki olabilir. Neyle utanıyorsun? Olabilir ya, yani. Bir şey söyleyeceğim. 3-5'in bu kadar yani lafını yapması, yeme, 2 tane yiyip hayatım, de 3 tane yemek istemesi. Eğer kayınvalidenin parası yoksa zaten onlar verirdi lahmacun parasını. Ama problem ne biliyor musun? Yemeyeceğim deyip de herkesten çok yemesi. Gördün mü Melek Hanım? Biz ne demişiz? Sen ya yani niye biz sana ikram edelim? O zaman ben edelim? Yanlış anlamışım hayır, demek ki. Hayır bakın sana karnınız açsa bana ekipten kalalım. Öyle dediler arkadaşım. İlk günün gelen misafirlerimize uzaktan geldiğim pardon, için pardon. Size lahmacun partisi düzenliyoruz dediler. Ben buna istinaden vallahi vermedim. Bilseydim kadar... 10 tane lahmacun parasını verecek güçte bir insanım ben. Bizim ekibin verdiği şeyi zaten biz burada yiyoruz. Biz buradan çıkışta bitti ya çekim. Hmm. O lahmacundan bahsediyoruz. Bize ekip size ben lahmacun size gönderdim. Ben size takılıp gitmedim ki. Siz... Aa, hep hayır. Beraber yemedik hayır. Mi lahmacunu? Orada siz ısmarladık yukarıda yedik yani çıktı. Hayır parasından, o ben parasından değilim. Falan değil. Aa. Siz zenginim 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 diyorsunuz ya oğlumun telefonu arkadaşlar, pahalı. O zaman bunu... 200 bin liralık taş taktık gelinimize. Şunu yaptık biz zenginiz ama 2 tane lahmacunu şey yapıyorsunuz. İşte 2 tane yetmiyor, lahmacunu fark ettiniz mi? Böyle dolayıp dolup soğanları bile kaşık kaşık yediniz pes yani.
Ya Allah aşkına Melek Hanım ya, Allah'ınızı seviyorsun artık, ben şeyden çıkmaya başladım ya. Ya Melek Hanım siz ne yaptınız öyle? Soğanları koydunuz içine, bir güzel dürdünüz yuvarladınız, löp löp yediniz ya. Hala burada ne diyorsunuz ya? Yapacak hiçbir şeyim yok. Az evvel yemedim diyor, şimdi yedim diyor. Şimdi de o sefam olsun diyor. Ben yoktum dedi, az evvel ben yoktum dedi, şimdi yedim diyor. Sen bir karar ver Melek Hanım. Bir dediği bir dediğini. Geliyor gidiyor Melek Hanım. Aynen öyle. Ya dışarıda bir tane simit yemişliği yoktur ya. Demek ki bedava mal, baldan tatlı geldi kayınvalidene. Bir şey söyleyeceğim, cimrilikten mi yemiyor? Cimrilikten yemiyor tabii ki de. Valla Esra'cığım sana hak veriyorum. Yani seninkisi cimri, benimkisi istifçi. Ne olacak bu iş bilmiyorum yani. Ben gerçekten de bilmiyorum Ekeciğim ya. Biz ne benimkisi yapacağız? Benimkisi istifler nerede bulsa peçeteye koyar, çantaya koyar, getirir. Seninki de cimri. Biz Çeşme değiliz ya, benim annem ne yapıyor biliyor musun? Bala bir lira bile vermiyor. Bütünün iskelede. İskelede sırtında oltası. Ay şaka. Orada iskeleye bir atıyor. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Ahtapot yakaladı. Akşama da bedavaya bir güzel doydu. Onu yaptı böyle fırında kaşarlı beşamel soslu. Misler gibi yedik. Annem ne mutlu ama kahkahalarla, neşelerle, şarkılarla, türkülerle bir görseniz. Tabii. Medya var ya, benim annem dışarıda su bile içmiyor. Susayınca da caminin çadırvanına gidiyor. Yani Esra abartma canım, suya da para verirsin ya. 1 lira 2 liralık şey. Aşkım abartmıyorum, gerçekten vermiyor. Siz bir tanınsanız gerçekten öyle bir kişilik. Kayınvaliden geçen gün bizim odaya geldi ya. Ben de vardım. Neler söyledi biliyorsun Tuğba. Pastalar, börekler, kahveler, çaylar. Yedi bizim odada ya. Herkes kendi bizim ödüyor. Bizim odaya yazıldı. Evet. Ay kız bu bir de ödemezse bize mi kalacak hepsi? Ben bu yaşıma kadar zaten dışarıda asla lokantalarda para yemiş insan değilim. Yemezsiniz zaten bu cimrilikle. Yani aşırı cimriyimdir, aşırı şimdi tutumluyumdur. Bunu ben tutumluluk diyorum, cimrilik demiyorum. O ayrı, cimrilik ayrı. Evimde her şeyi dört dörtlük alır yerim. Evimde etimden, sütümden, affedersiniz, yani bir insanın ihtiyacını, proteininden ne gerekiyorsa hepsini alırım yerim. Ama dışarıda para harcamayı sevmiyorum. Ben şimdiye kadar dışarıda hiçbir arkadaşıma yemek ısmarlamadım. Ben millet için çalışmadı eşim. Yani bizim geleceğimizi düşünerekten çalıştı. Hiçbir arkadaşıma yemek ısmarlamadım. Bundan sonra ısmarlamayı da asla düşünmüyorum arkadaşım. Karakterim budur benim. O zaman neden başkasının aldığını yiyorsunuz? O zaman yemiyorsanız dışarıda, kimseye de ısmarlamıyorsanız zaten sizden beklemiyoruz. O zaman biz lahmacun yiyelim ya mi dediğimiz Çiğdem Hanım, zaman siz bize diyeceksiniz ki evet, ben yemiyorum. Evet. Tokum. Siz bu misafir kadar olarak demediniz mi arkadaşım? Siz misafir uzak yoldan geldiniz. Demedik. Evet öyle dediniz. Hayır öyle demedik. Valla burada bir saniye var hanımlar. Ay bayılacağım vallahi billahi bu Melek Hanım'dan bayılacağım yemin ederim. Ya ısmarladınız. Bir saniye hanımlar burada, bak burası, burada hepimiz misafiriz. Biz demek buranın ilk geldiğiniz günde belki size yaptılar. Benden bize hiç kimse bir şey yapmadı. Ben ilk geldiğiniz günü görmedim ki.